Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi Max'ın geçmiş olduğu bir robot süpürge modeline yakından bakacağız. 4000 Pascal imiş gücüne sahip ve kendi toz toplama ünitesi de bulunuyor. LiDAR teknolojisine sahip olduğu için de hızlı bir şekilde haritalandırma yapıyor. Hadi gelin şimdi bu robot süpürgenin detaylarına birlikte yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Tasarıma baktığımızda aslında klasik robot süpürge tasarımı görüyoruz. Yuvarlak bir yapıya sahip. Bunlar zaten artık bizim robot süpürgelerde sık sık gördüğü tasarım dillerinden bir tanesi. Yani net bir şekilde bunu sizler de biliyorsunuz. Üst tarafa baktığımızda sensörümüz karşımıza çıkıyor. LiDAR'ı burada görüyoruz. Şimdi LiDAR çok önemli bir teknoloji. Robot süpürgede olmazsa olmazlarımdan. Neden? Birincisi haritalandırma işlemini çok hızlı bir şekilde yapmayı sağlıyor. Ürün yuvasından çıkıyor. Ortaya geldiği an şu sensör dönerek her tarafa lazer attığı için uzaklığı algılıyor ve direkt olarak haritanızı hızlıca çıkartıyor. Bu oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Hem genel kullanımda hem de haritalandırma işleminde kullanıcıya çok büyük avantajlar sağlıyor. Ben lidarsız bir robot süpürgeye açıkçası robot süpürge demiyorum. Evet, fiyatlara göre bu kısımlar değişiklik gösterebiliyor ama lidar olmazsa olmazlardan yani. Bu bir gerçek. Çünkü süpürme işlemi sırasında nesne algılamasını sağlıyor. Örnek veriyorum, bir nesne algıladığın robot süpürge diğer süpürgelerde nasıl olur? Hızını kesmez, devam eder, gider. En kötü çarpar ama buradaki mekanizması engeller değil mi? Bunda öyle değil. Bu nesne algıladığı an hızını düşürüyor ve daha yavaş bir şekilde oraya yanaşıyor. Böyle bir avantajı da karşımıza çıkmış oluyor. Bu lidarın hemen ön tarafına baktığımızda iki farklı buton görüyoruz. Biri güç butonu, biri de şarj yuvasına dönmeyi sağlayan home butonu. Bu butonlar üzerinden de kontrol ediniz isterseniz yapabiliyorsunuz. Ve ürünün üst tarafında ilk olarak şurada bir Xiaomi logosu bulunuyor. Burada bir kapak var. Bu kapağı kaldırdığınızda karşınıza toz haznesi çıkıyor. Ancak toz haznesiyle sizlerin pek bir işi yok. Neden? Çünkü bu üründe bir toz toplama ünitesi bulunuyor. Toz toplama ünitesi olduğu için kendisi bütün tozlarını temizlik sonrası toz toplama ünitesine aktarıyor. Ve herhangi bir şekilde sizlerin aman kapağı açayım, buradan tozları temizleyeyim, İşte ek olarak bir daha gelim geline takayım durumuyla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Böyle avantajlı bir durum. Ben toz toplama ünitelerini robot süpürgelerde olmazsa olmazlardan olarak görüyorum. Bu süpürgede de bu destek karşımıza çıkmış oluyor. Ek olarak sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Toz toplama ünitesinin içerisindeki hacim 2,5 litre seviyesinde. Haberiniz olsun. Bu da markanın verdiği bilgilere göre ortalama bir evin kirlilik durumuna göre 60-70 arasında bir temizlikten sonra toz torbasının dolacağı anlamına geliyormuş. Tabii dediğim gibi evin kirlilik durumuna göre burası biraz şekil değiştirebiliyor diyorum. Bunun sağ tarafına baktığımızda bir fırça görüyoruz. Bu fırça hemen sağ ön tarafa konumlandırılmış. Çift fırça yok, yani buraya konumlandırılmış bir fırça görmüyorsunuz. Bunun avantajı şu: ürün köşelere geldiğinde köşedeki yapıları, köşedeki kirleri, tozları direkt olarak ürünün alt tarafına iletiyor ve bu şekilde tozları toplayabiliyor. Çift taraflı olması gerekli mi? Yani bilemiyorum, çünkü robot süpürge o hareketi bir daha yaptığı için tek fırça da orada işimizi görüyor. Bence bu fırça da genel kullanımda, ben yapmış olduğum kullanımlarda hani ürünü biraz da zorladım. Bana gayet yeterli geldi. Dip köşe temizlik rahatça yapabiliyor. Bu arada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Ürünün toz torbası kutudan yedek olacak şekilde çıkıyor. Sizler isterseniz ek bir şekilde hepsi burada Amazon gibi internet siteleri üzerinden de toz torba satın alarak kullanımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim performansa. Bu ürünün en fazla merak edilen kısımlardan bir tanesi bu performans. Ürün 4000 Pascal imiş gücüne sahip ve bu güç seviyesi günümüz evleri için oldukça yeterli. Özellikle de yapmış olduğum testlerden edindiğim deneyim tam olarak bu yönde oldu. Süpürge halılarda, düzleminlerde gördüğü tozları ve kirleri zorlanmadan çekebiliyor. Keşke daha yüksek imiş gücüne sahip olsaydı demiyorsunuz. Şimdi robot süpürgeler bildiğiniz üzere işte 4000 var, 5000 var, 6000 var, 8000 var, 10000 var. Böyle değişiyor ama fiyatlar uçuyor bu sefer. Bu ürünün fiyatı yaklaşık 12.900-13.000 TL civarında ve yani 4000 Pascal demiş gücü temizliğine baktığımda bana gayet yeterli geldi. Bir ev için zaten, özellikle ki ben burada bir ofis ortamında test ettim. Ofis daha da kirli oluyor çünkü ayakkabıyla dolaşıyoruz. Yani gayet iyi bir temizlik yaptı, bunu sizlere söyleyeyim. Keşke daha yüksek demiş gücü olsaydı dediğim bir nokta kesinlikle söz konusu olmadı. Ürün özellikle halılara geldiğinde tekerlekleri sayesinde çok kolay bir şekilde halının üstüne çıkıyor ve orada temizliğini gerçekleştirebiliyor. Halıda da yüksek emiş gücü sayesinde avantaj sağlayabiliyorsunuz. Halıları da güzel temizliyor. Bunu da test ettim, gördüm. Bence gayet başarılı bir ürün. Özellikle biz Türkler diğer milletlere göre daha kalın halılar tercih ediyoruz. Ve tozlar halının diplerine doğru inmiş olabiliyor. Kirler diplerine doğru inmiş olabiliyor. 4000 Pascal imiş gücü ise bu temizlik için gayet yeterli bir seviye. Hani ben size en baştan bunu söylemiş olayım. Sonradan aklınızda bir performans konusunda şüphe kalmasın. Şimdi robot süpürge teste geldi ama zorlamadan da bırakmak istemedim açıkçası. Sizler şu an bir test ekranda görüyorsunuz. Yere döktüğümüz şeyleri robot süpürge nasıl temizliyor?
bu karşınıza çıkıyor. Gayet iyi temizlediğini görüyorsunuz zaten. Yere dökülen bir şeyde alan seçimi yaparak direkt olarak o alanın temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ya da ürünün mobil uygulamasında bir uzaktan kumanda desteği bulunuyor. Kumanda üzerinden sizler de yönlendirmenizi yaparak bu şekilde temizliğinizi yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Temizlik kısmı da, zorladığımız kısmı da topladığı kirler de işte bu şekilde ortamı gayet temiz hale getirebildi. Sizler de gördünüz. Peki performans tam olarak nasıl kontrol edilebiliyor? Dediğim gibi ürün 4000 paskal emiş gücüne sahip ve 4 farklı süpürme modunda sizler bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bunlar sırasıyla sessiz, standart, güçlü ve turbo modu. Üründe odalara göre temizlik seçme özelliği olduğu için her yerde aynı temizlik modunu kullanmanıza gerek kalmayabilir. Mesela bir oda vardır, yani örnek veriyorum, mutfak yaz döneminde halı kullanmıyorsunuzdur. Orada normal standart modu kullanabilirsiniz. Ancak halıların bol olduğu bir odada oradaki yapacağınız özelleşmeyle birlikte ürünü turbo modda kullanabilirsiniz mesela. Bu da pil tüketimine tabii ki avantaj olarak dönüyor. Yani ürün açıkçası bakıldığında içerisinde 5200 mAh'lık bir batarya var ama 180 dakika kadar temizlik yapabiliyor. Bunlar da pile belli konularda avantajlar sağlıyor. 4 farklı süpürge modunda kullanabiliyorsunuz. 4 farklı süpürge modunda kullandığınızda da kendi kullanımınıza göre özelleşebilirsiniz. Örnek ürün bir çocuğunuz vardır ve ürünü yine gece temizlik yapmasını istiyorsunuzdur. Sessiz modda kullandığınızda emin olun çocuğunuzu rahatsız edecek, uyandıracak bir sesi ortaya çıkarmıyor. Gayet sessiz bir şekilde temizliğini gerçekleştirebiliyor. Robot süpürgelerden beklediğim şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki paspas. Bu robot süpürgede paspas desteği bulunuyor. Tek gördüğüm bir eksi nokta var. Kutudan bir tane mop çıkıyor. Yani bu mopu alıp temizledikten sonra yeni takmanız gerekiyor. Yedek bir mop kutuda çıkmıyor. Kutuyu fazlasıyla kurcaladım ve farklı bir mopla karşılaşmadım. Ben bu robot süpürgeyi alacak olsaydım şöyle bir şey yapardım açıkçası. Her konuda gayet yeterli dediğim gibi. Gider internetten de yedek bir mop alırdım. O şekilde kullanımlarımı gerçekleştirirdim. Peki paspas atmak için ne yapmamız gerekiyor? Ürüne paspas ünitesini takmanız gerekiyor. İnce bir yapıda içine su dolduruyorsunuz. Daha sonrasında kapağının oradaki o silikon kısmını kapatıp ürüne yerleştiriyorsunuz ve paspas modunu artık aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Süpürme ve paspas aynı anda kullanabilirsiniz. Sadece paspas modunu da kullanabilirsiniz. Tercih sizlere kalmış. Üründe bu destekler bulunuyor. Ve paspas modunun da su seviyesi ayarlanabiliyor. Bunlar da düşük, orta ve yüksek seviyesinde. Ne derecede bir paspas yapmasını istiyorsanız buradan seçiminizi yaparak paspas işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada paspas ünitesi de 200 mililitrelik bir kapasiteye sahip. Haberiniz olsun. Şimdi sıra geldi akıllı özellikler kısmına. Robot süpürgenin genel olarak performansını sizlere anlattım. Temizliğini gayet rahat bir şekilde çıkıp yapıyor. Daha sonrasında geliyor toz haznesine, tozları boşaltıyor ve her zaman temizliği hazır bir halde sizi bekleyen bir robot süpürge olmuş oluyor. Bu konuda oldukça başarılı bulduğumu yeniden dile getirmek istiyorum. Şimdi dönüyorum mobil uygulamaya. Bizler bu robot süpürgeyi Mi Home uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Oradan güncellemelerini mesela yaparak direkt olarak ürünün güncel hali birlikte kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Devam edecek olursak uygulama ilk girdiğimizde bizleri direkt olarak harita karşılıyor. Ürünle alakalı çeşitli kontrolleri bizler bu uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Oda, bölge ve bütün harita seçimi yaparak temizlik başlatabilirsiniz. Odaya göre temizlik yapımı önemli. Özellikle zemin durumuna göre seçim yapabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi örnek veriyorum standart turbo seçimlerini sizlere bırakan bir kısım oluyor. Ve tek bir harita olarak da kullanmak zorunda değilsiniz. Eviniz dublekstir ve dubleks bir evde biliyorsunuz. Yani iki kat kullanımda oluyor. Bu ürünü üst kata da tanıtarak mesela orada da temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken tek şey şu olacak. Robot süpürge alacaksınız, üst kata bırakacaksınız. Temizliğini yapacak, daha sonrasında alacaksınız. Alt kattaki üniteye getireceksiniz. Böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yoksa onun dışında ürünün zorlanacağı herhangi bir durum söz konusu değil. Merdivenden de çıkmasını beklemek pek doğru olmaz. Peki şey de diyebilirsiniz. Ya tamam çift katlı evimiz var diyelim orada kullanıyoruz ama arada bir merdiven var. Bu ürün merdivenden düşer mi? Düşmez. Çünkü üründe bir uçurum sensörü bulunuyor. Yani yükseklik anlayabiliyor. Ürün merdivene doğru yaklaştığında alt kısmın boşluk olduğunu anladığı an kendini frenliyor ve geri çekiyor oradan. Yani oradan düşebileceğini algılayabiliyor. Bu robot süpürgeler zaten artık akıllı süpürgeler. Yani bunları beklemek gayet normal şeyler. Sizler de biliyorsunuz. Ve bildiğiniz üzere evin her noktası temizlemek için uygun olmayabiliyor. Bazen sizlerin orayı manuel olarak kendinizin temizlemesi gerekiyor. Çünkü kablolar olabiliyor, yerde bir şeyler olabiliyor ve robot süpürgenin oraya takılmasını, dolaşmasını istemeyebiliyorsunuz. Bu robot süpürgede bir yasaklı alan oluşturma seçeneği bulunuyor. Yasaklı alan oluşturduğunuz anda robot süpürge oraya dokunmadan etrafını temizlemeye devam ediyor. Yani diyelim ki odanızın belli bir kısmı yasaklı alan, kablolar var. Televizyon ünitesinin kabloları oradan çıkmış. Orayı yasaklı olarak seçtiğinizde robot süpürge oraya uğramıyor ve temizliğine diğer bölgelerde devam etmiş oluyor. Böyle bir durum söz konusu mobil uygulama tarafında. Ve üründe ek olarak Türkçe dil desteği de bulunuyor. Mobil uygulama hem Türkçe kullanılıyor hem de ürün Türkçe konuşuyor. İşte temizliğe başlandı, toz toplama ünitesine gelindi gibi tarzında
uyarıları sizlere Türkçe şeklinde verebiliyor ve bu ürün ek olarak akıllı asistan desteği de mevcut. Burada pek hangi dili karşılaşıyoruz? Google Asistan ve Alexa gibi önemli bildiğimiz asistan destekleri karşımıza çıkıyor. Sesli asistan sayesinde robot süpürgeyi mesela çalışmayı direkt olarak yönlendirebiliyoruz. Bu destekleri sizler mobil uygulama üzerinden uygulamalardan aktif ederek kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada bir otomasyon desteği var. Diyelim ki çalışan bir ailesiniz ve eşinizle siz çalışıyorsunuz. Akşam 6 gibi evde oluyorsunuz. Robot süpürgeyi şöyle planlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, işte sabah saat 9'da biz evden çıktıktan sonra gitsin temizlik yapsın gibisinden ve onun hangi saat aralığında temizlik yapması gerektiğini sizler seçebiliyorsunuz. Ve sabah 9'da temizliğine başla, sonrasında ünitene geri dön gibi. Daha sonrasında yeni bir otomasyon oluşturup mesela bu süpürmeyi yaptıktan sonra paspasa gitsin diye ayrıca bir otomasyon da oluşturabilirsiniz. Günleri seçebiliyorsunuz, saatleri seçebiliyorsunuz. Bunlar akıllı ev kullanıcılarının sevdiği şeylerden bir tanesi, bu robot süpürgelerde akıllı süpürgeler. Eğer kullanmayı düşünürseniz bu özellik bu üründe mevcut. Geldik şimdi çalışma süresi hakkında konuşmaya. Ürün içerisinde 5200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu batarya 180 dakika boyunca çalışabiliyor, temizlik yapabiliyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Nedir bu? Performans moduna göre sürenin değişeceği. Yani full turbo modda kullanırsanız 180 dakika boyunca ürünün şarjı gitmiyor. Burada dediğim gibi, yani şöyle düşünmeniz lazım. Evde temizlik yapıyorsunuz ya, odalara göre seçim yapmak her zaman en mantıklısı. Evet, en yüksek modda temizlik yapmasını isteyebilirsiniz. Kurtarır da, bundan yana bir sorun yok ama dediğim gibi bu modda kullanmanız uzun vadede sizlere kesinlikle avantaj sağlayacaktır. Böyle bir durum kesinlikle ama kesinlikle söz konusu oluyor robot süpürge modellerinde. Günümüz evlerine bakıldığında evlerimiz öyle çok büyük değil. Yani 2+1 ev, şu an hani evlenme arifesinde olduğum için ev baktığımdan biliyorum. Ortalama 80 metrekare, hatta daha küçük metrekareli evler de var. Hani 80 metrekareleri zor buluyorsunuz. Onlar için 180 dakika zaten baya baya rahat yeterli. Çok geniş evlerde de 180 dakika kurtarır ama uzun vadede dediğim gibi seçim yaparak kullanmak daha mantıklı olacaktır. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi markasının geçmiş olduğu bir robot süpürgeye yakından bakmış olduk. 4000 Pascal emiş gücü, kendi toz toplama ünitesi, akıllı özellikleri birlikte öne çıkan bir süpürge olmuş. Peki bu süpürgenin hiç mi eksi noktası yok? Bence var. Örnek vermek gerekirse eksi nokta olarak şunu söyleyebilirim. Mop'tan kesinlikle yedek olarak çıkmalıydı. Yani mop bir tane koyayım, onu orada dursun diye bir şey olmaması lazım. Çünkü bu paspas atıyor ve yerde örnek veriyorum kirler olabilir, paspas kirlenebilir. Ve ben yeni paspasın kurumasını bekleyeceğim sırada yedek paspası buna takabilirim. Onun dışında gördüğüm bir eksi noktası var mı? Var. Mobil uygulama üzerinde karşıma çıkmayan halıda yüksek emiş gücü modu. Eğer bu destek bu süpürgede olsaydı az önce sizlere bahsetmiş olduğum o odaya göre temizlik kısmında hiç uğraşmanıza gerek yoktu. Standart modu seçiminizi yapacaktınız. Daha sonrasında halıda yüksek emiş gücü modunu aktif edecektiniz. O halılara geldiğinde performansını artıracak. Ancak mobil uygulamada yapmış olduğum kontrollerde halıda yüksek emiş gücü modu desteğini maalesef robot süpürgede göremedim. Bunlar benim gördüğüm tek eksi noktaları. Bunlar robot süpürgeyi almayı engelleyecek şeyler mi? Kesinlikle değil. Bunu söylemiş olayım. Yani performans gayet güzel. Güzel süpürüyor. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Zaten asıl işi bu. Ve toz toplama ünitesi gerçekten çok büyük kolaylık. Sizler bu robot süpürgeyi nasıl buldunuz? Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.